Evet, bu gelişmeleri Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer'le konuşacağız. Sayın Gençer, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Hemen bu sıcak gelişmeyi değerlendirmenizi isteyerek başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eylem gerçekleştirdi. Meclisi terk etmedi. Bugün gözaltına alındı. Ardından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un bir açıklaması var. Oldukça dikkat çekici. Milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin meclisi eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Ne dersiniz? Çok hayırlı olmuştur. Öncelikle Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşürmesi çok hayırlı olmuştur. Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'nin içerisindeki FETÖ'nün sözcüsü. HDP'de FETÖ'nün kontenjanından içeride bulunuyordu. Bütün HDP vekillerinin ya da HDP'nin kapatılması gerektiği gibi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da dokunulmazlığını milletvekilini düşürmesi çok hayırlı olmuştur. Meclis başkanımız da orada gerekeni yapmıştır. Çünkü antidemokratik bir şekilde meclisi işgal etme noktasıyla Ömer Faruk Gergerli orada hukuksuz bir eylem yapıyordu. O eylemi de kimin desteklediklerini biliyoruz ve o eylem anındaki yalanlarını da biliyoruz. İşte meclisten götürülürken yok abdest alırken gözaltına aldılar gibi FETÖ yalanlarıyla. Yine işte bu yalanları kimden görüyoruz? Hep tarihimizde de yakın tarihimizde de FETÖ'den gördük. O yüzden milletimiz için hayırlı olmuştur. İşte bugün de Nevruz Bayramı aynı zamanda Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Türk milleti baharı çok güzel karşılıyor. Hem HDP'yi kapatma istemiyle, Yargıtay'ın başvurusuyla çok güzel karşılıyor. Hem şu bugün yaşadığımız gelişmelerle gayet güzellik günleri gittiğimiz ortada. Sayın Gençer, Türkiye Gençlik Birliği olarak 7 Nisan'da HDP kapatılsın mitingi düzenleyeceksiniz. Bu mitingle ilgili ayrıntıları sizden dinleyelim. Evet, mitingimizin çalışmalarına uzun bir süredir başladık. 7 Nisan tarihinde Ankara'da bir miting gerçekleştireceğiz. Bu mitingimizin amacı HDP'nin kapatılmasını, toplumdaki talebini göstermek. Şimdi toplumda çok büyük bir talep var. Bu talep gerçekten ortaokul öğrencisinden, lise öğrencisine, üniversite öğrencisine ve büyüklerimize kadar çok geniş bir yaş aralığında ve birçok farklı siyasi kesimden de bu talep var. Yani bugün Milliyetçi Hareket Partisi de HDP'nin kapatılmasını istiyor. AK Partili de kapatılmasını istiyor. Vatan Partisi zaten en önde burada görev alıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da, İyi Parti'nin tabanından da HDP'nin kapatılmasını isteyen vatandaşlarımız, gençlerimiz var. Şimdi biz bu gençlerimize, gençlerle birlikte 7 Nisan günü Ankara'da buluşuyoruz. Tabii çalışmalarımız sadece 7 Nisan mitingini kalabalık ve güçlü bir şekilde yapmak için değil, aynı zamanda biz yaklaşık 2 haftadır Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde, şehir meydanlarında masalarımızı açtık. Buralarda imza kampanyaları yapıyoruz. Halkımızın HDP'ye kapatılmasına karşı tavrını kuvvetlendiriyoruz. Eğer soru işareti varsa, kaygılar varsa o masalarda halkımızla konuşuyoruz. Soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Onların aynı zamanda fikri katkılarından besleniyoruz. Bizlere diyorlar ki bakın bunu da söyleyin. Bakın HDP bunu da yaptı, PKK bunu da yaptı, bunları da çalışmanıza ekleyin gibi öneriler de geliyor. O önerilerle daha da kuvvetleniyoruz ve bugün HDP'nin kapatılması için çok büyük bir toplumda talep var. Biz 2 haftalık hatta 10 günlük bir çalışmamızda yaklaşık 15 bin ve her geçen gün binlerce imza geliyor. 15 bin bir imza topladık. Hem internet sitesinden bu imzalar devam ediyor hem de şehir meydanlarında masalarda gelmeye devam ediyor. Ve tabii o masalarda sadece imza vermeye değil, görev almaya geliyor halkımız. Yani ben ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Ya da bazen saat gereği yani salgın koşullarına uymak suretiyle masalarımızı belli saat dilimlerinde açıyoruz. Kapatırken yani neden kapatıyorsunuz? İşte daha yeni geldik. Biraz daha açık kalmaz mı diye halkımızın da masalarda kapatılmamasına dönük talepleri var. Çünkü gerçekten bayram yeri oluyor o masalar. HDP'nin kapatılması talebi Türkiye'nin en haklı ve meşru talebi. İnsanlar da bu talebi çok özgüvenle dile getiriyor. Masalarımıza HDP'liler de geliyor. Geçmişte yani HDP'liler dediğim geçmişte HDP'ye oy vermiş insanlarımız da geliyor. O insanlarımız da HDP'nin kapatılması için imzalar veriyor. Geçmişte biz hata yaptık diyenler oluyor. Ve tabii o yüzden HDP'li vatandaşlarımızı da HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz. Onları da kazanıyoruz bu çalışmalarımızla. Çünkü HDP en başta o kendilerine oy veren vatandaşlarımıza haksızlık yapıyorlar. Onları, oylarını teröre alet ediyorlar. Teröre bir dayanak gösteriyorlar. İşte bizim o 6 milyon oyumuz var diyerek Türkiye'nin istediği yerinde istediği bombayı patlatabileceklerini, Mehmetçiğe kurşun sıkabileceklerini,
gencecik yiğitleri şehit edebileceklerini düşünüyorlar. Fakat onlara karşı çıkan da en başta o oy veren insanlarımız ve Türk milletinin en geniş kesimleri. O yüzden çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Buradan da tekrar sizin vasıtanızla duyurmuş olalım. Bütün tabii pazar günü salgın gereği masalarımızı açamıyoruz. Fakat hafta içi ve cumartesi günü Türkiye'nin birçok bölgesinde masalarımızı açıyoruz. Bizi izleyenlerden de masalara gelip görev almasını, bizlere yardım etmesini, daha fazla insanı bilgilendirmemizi, daha fazla bu çalışmamızı duyurmamıza katkı sağlamalarını bekliyoruz. Çünkü şimdi Yargıtay çok güzel bir hazırlıklı bir dosyayla da Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması istemiyle başvuruda bulundu. Şimdi kamuoyunda çok ciddi tartışmalar da var. Ve bu tartışmalar HDP'nin kapatılmasına kadar devam edecek. İnsanlarımızı bilgilendirmek şimdi çok daha önemli. Toplumun buradaki kuvvetini göstermek, talebini göstermek çok da önemli. O yüzden bizi izleyen herkesi de TGB'nin masalarında görev almaya davet ediyoruz. Sayın Gençer, sizinle HDP'yi kapatma davasının siyasi sonuçlarına dair olasılıkları da konuşmak istiyorum. Şimdi dava süreciyle ilgili olarak parti kapatma yerine HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesi ya da önemli yöneticilerin devre dışı bırakılarak partinin etkisiz hale getirilmesi konuşuluyor. Bu iddialar da gündemde. Siz ne dersiniz? Bakın, HDP bir suç örgütü. Yani HDP'ye katılanlar suçlu değil sadece. HDP'ye sıradan sade bir vatandaş gelsin, yönetim kademelerinin iyi olması için onun suça karışması lazım. Onun PKK'ya destek olması lazım. PKK'da görev alması lazım. HDP'nin sorumluluğu Türk halkına değil, PKK'ya. Çok açık. Bu iddianamede de geçiyor. HDP'nin sorumluluğu Türk halkına, Türkiye halkına değil, kimedir? PKK'yadır. O yüzden HDP'yi işte bazı milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım, milletvekilliklerini düşürelim ya da HDP'ye olan hazine yardımını kapatalım diye onu engelleyemezsiniz. Peki HDP'ye hazine yardımını engellediniz. Amerika HDP'ye binlerce tır silah veriyor. Onu nasıl engelleyeceksiniz? Yani meclisten bir yasayla onu engelleyemezsiniz. O yüzden bunlar geçici çözümler. Bunlar çözüm de değil hatta. Bunlar biraz oyalama taktikleri. Halkımızın da ya da teröre karşı bizi hala zaaf yaratacak fikirler, görüşler. Bunlar çok yanlış ve hatalı. O yüzden HDP'nin tamamen kapatılması lazım eğer terör noktasında bir başarı ve zafer bekliyorsak kesinlikle. Şimdi Mehmetçiğimiz HDP ile PKK ile HDP'nin askeri kolu PKK ile cansiperane savaşıyor ve burada taviz vermiyor. Yani orada büyük bir kararlılık var ama içeride meclisimizde HDP'lilerin var olması her zaman Mehmetçiğimizi zora sokan, Türk milletini zora sokan, onları sırtından vurulmasını sağlayan bir noktada. O yüzden HDP'nin tamamen kapatılması lazım ki bugün 600 kişi hakkında da o iddianamede soruşturma açıldı. O da önemli. O yüzden HDP bir suç örgütü ve oraya karışan insanlar, oraya giren insanlar doğrudan suçun merkezinde yer alıyor. Böyle birkaç vekilliklerinin düşürülmesiyle ya da para yardımının kesilmesiyle hiçbir çözüm olmaz. Aksine böyle oralarda debeleniriz ve bocalanırız. Bunlar böyle teröre karşı bizce tam kesin çözümler değil, aksine böyle daha böyle oyalayan, işte insanları geçiştiren ya da küçük kazanımlardır. O yüzden kesin daha köklü bir çözüm var. Niye ara çözümleri tercih edeyim? Köklü bir çözüm var, devrimci bir çözüm var. Türkiye'nin bağımsızlığına ulaşması için büyük bir fırsat var önümüzde ve milletimizin çok büyük bir talebi var. İnsanlar var. Çok az bir kesim var. O nedenle bu partinin tamamen kapatılması için tamamen koşullar uygundur ve kapılacaktır. Bu da kesinlikle olacaktır. Peki Sayın Gençer, eğer kapatma kararı çıkması durumunda HDP milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçerler mi? O da olmaması lazım. O da olmayacak. Bakın, temelli kapatma istemi var ve HDP'nin o kişilere siyasi yasak getiriliyor ve bundan sonra kurulacak herhangi bir partide de siyaset yapmamaları görülüyor. O yüzden o da mümkün değil. Geçmişte bunlar yaşandı. Ama geçmişte olan büyük de bir fark var. Nasıl büyük bir fark var? Şimdi Türkiye 2014-2015'ten sonra Amerika ile savaşıyor. Yani PKK'nın kurucu hamisiyle savaşıyor. PKK'yı hem ekonomik olarak, hem askeri olarak, hem siyasi olarak destekleyen kuvvetle Türkiye bugün savaşıyor. Geçmişte bu kararlılıkla bir savaş yürümüyordu.
Geçmişte de PKK'ya karşı askeri operasyonlar düzenleniyordu. Fakat orada hem siyasi olarak hem askeri olarak hem toplumsal olarak büyük bir irade yoktu. Daha zayıftı ve Türkiye'de Amerikancı hükümetler egemendi toplam olarak baktığımızda. Ama bugün öyle değil. Bugün Türkiye Amerika ile hem PKK düzleminde savaşıyor, Mavi Vatan'da savaşıyor, iktisadi olarak savaşıyor, kültürel olarak savaşıyor, ekonomik olarak savaşıyor. O yüzden PKK'nın kolunun kanadının kırılması geçmişten çok daha mümkün. Ve zaten askeri kanadı kırıldı. Yani ordumuz orada çok büyük başarılar elde ediyor. Ve tabii PKK'yı tamamen kökünden kazıyarak bunu devam ettirecek. Ama siyasi anlamda da bu kazanımların en uygun olduğu kimdeyiz, en uygun olduğu dönemdeyiz. Türkiye'nin bağımsızlığına koşarak ilerlediği bir dönemdeyiz. İşte bu dönemin adı o yüzden İkinci İstiklal Savaşı. Bakın Birinci İstiklal Savaşı'nda Birinci İstiklal Savaşı'nda terör örgütlerine özgürlük olur mu? Terör örgütlerine siyasi imkan verilir mi? Verildi mi? Verilmedi. O nedenle İkinci İstiklal Savaşı diyorsak eğer onun gerektirdiği gibi davranmak hem devletimizin hem milletimizin büyük bir görevi ve sorumluluğudur. Sayın Geçer, siz aynı zamanda sahada da aktif olarak görev alıyorsunuz. Peki kapatma davası ile ilgili HDP seçmeninin tepkisi nasıl bu süreçte? Tabii o da HDP seçmeni için büyük bir fırsat bu. Bunu söyleyelim. Neden bir büyük fırsat? Çünkü en başta dedik 6 milyon oy gerekçe gösteriliyor HDP'ye ama o oylar nereye gidiyor? Yani ya da o oylar şöyle diyeyim. O oylar Mehmetçik kurşun atılsın diye verilmiyor. O oylar Gencecik Yiğitler şehit olsun diye verilmiyor. O oylar Eren Bülbüller şehit edilsin diye verilmiyor. Fethi Sekinlerin üzerine bombalar patlatılsın diye verilmiyor. Ve o seçmen yanlış yapıyor. Onu da söylüyoruz. Seçmen, o HDP oyu veren insanlarımız yanlış yapıyor. Ve onları bu yanlıştan kurtarmanın da bir çözümü HDP'nin kapatılması. Zaten bakın HDP Güneydoğu'da baş aşağı gidiyor. Doğu Anadolu'da baş aşağı gidiyor. Şimdi Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Muş'ta, Erzincan'da bütün bu bölgelerde PKK'ya karşı hepimiz ulusal kanal aracılığıyla takip ediyoruz. Çok halk yürüyüşleri oluyor. Ve o halkın öfkesi nereye? HDP binalarına yürüyor halk. Bakın Güneydoğu halkımız HDP binalarına yürüyor. Diyarbakır annelerimiz 500 günü aşkındır HDP binanın önünde büyük bir mücadele veriyor ve orayı kapattı. Şimdi o yüzden halkımız HDP'den koşarak uzaklaşıyor. Ve tabii HDP kime yanaşıyor bu şekilde? Güneydoğu'da, Doğu'da kaybeden HDP soluğu Batı'da arıyor. İşte maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında arıyor soluğu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi o soluğu onlara veriyor. Bakın Ekrem İmamoğlu gidiyor. Önce Pervin Buldan'la Hatıra Ormanı'nda çiçek ekiyor. Ardından da 18 Mart'ta, 18 Mart yıl dönümü şehit mezarlık kabri ziyaret ediyor. Bakın bu büyük bir çelişki. Milletimiz de bunu görüyor. Ve HDP bugün CHP'nin yanında soluk almak istiyor ama HDP'ye geçmişte oy veren insanlarımız ise HDP'den koşarak uzaklaşıyor. O insanlarımız Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için kim çaba sarf ediyorsa ona geliyor. Bakın biz Türkiye Gençlik Birliği çalışmalarından da bunu görüyoruz. Türkiye Gençlik Birliği'ne en çok üye gelen bölgelerimiz, en fazla gönüllü olan, en çok üye gelen, bizimle en fazla irtibata geçen insanlarımız, gençlerimiz Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da. Ve hepsi HDP'nin zulmünden yaka silkmiş, HDP'nin baskılarından usanmış, onlardan kaçan ve kimin yanına giden? PKK'ya karşı en kararlı kim tavır alıyorsa onun yanında oluk alan, onun yanında nefes bulan, derdini orada derman arayan noktada. Ama işte bakıyoruz HDP'ye ılımlı olana gitmiyor. HDP'ye yaman HDP kapanmasın, HDP siyasetten devam etsin, HDP demokrasinin beşiğidir diyen sözde partilere ya da sözde Atatürkçülere, sözde milliyetçilerin yanına gitmiyor. Onları da lanet ediyor. Çünkü onlar işte bugün HDP'yi koruyan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, o halkımıza kötülük ediyor. HDP'yi kapatmayarak. Hala o halkımızı HDP'nin zulmüne, HDP'nin PKK'nın şiddetine, baskılarına terk ediyor insanlarımızı. Ama o insanlarımızı biz terk etmiyoruz. Türkiye Gençlik Birliği var. Türkiye'nin vatansever kuvvetleri var. HDP'nin kapatılmasını isteyen partiler var. Başta Vatan Partisi var. Ön Kadın var. Cumhuriyet Kadınları Derneği var. Türkiye Gençlik Birliği var. Ve bu insanlarımız oralarda bu kuvvetlere yaslanıyor ve bu kuvvetlerle büyüyor.
Sayın Gençer, son olarak da şunu soralım size. Gündemde sıcak bir tartışma konusu var. Andımız, Danıştay'ın andımızla ilgili bir karar aldığı yazıldı. Ancak bu tür haberler de yapıldı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve davanın da tarafı olan Türkiye Eğitim Sendikası kararın imzalanmadığı ve tebliğ edilmediğini söylediler. Siz ne dersiniz? Evet, orada daha bir belirsizlik var. Daha bir bildirim yapılmadı. Fakat andımızın kaldırılması büyük bir yanlıştır. Bunu söyleyeyim. Türk gençliği andımızı yüreğine, bilincine, zihnine kazımıştır. Türk milleti kazımıştır. Bakın, Türk bugün 2. İstiklal Savaşı veriyor ve bu savaşı hangi değerlerine yaslanarak veriyor? Milli değerlerine, manevi değerlerine yaslanarak veriyor. Andımız burada en başta yazılması gereken maddelerden bir tanesidir ve bizim andımızı her yerde okutmamız lazım. Ve bakın, çok yakında andımız bu karar, umarım bu karardan vazgeçilir. Vazgeçilmezse de Türk milleti bu kararı ne yapar? Tanımaz ve andımızı her yerde okumaya devam eder. Ve bu karar yakında bu savaşın bir zorunluluğu olarak da tekrar kanunlarla çıkartılır. Çünkü dönemin ihtiyacı değil. Neydi? Andımız Türk milletinin, Türk gençliğinin milli değerlerini, milli bilincini oluşturmadaki en başat unsurların içinde geliyordu. O yüzden andımız kararı hatalıdır. Bu karardan dönülmesi lazımdır. Ve Türk gençliği andımızı her zaman okumaya, Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde okumaya devam edecektir. Burada da şunu söyleyeyim, tutarlı olmak lazım. Nasıl tutarlı olmak lazım? Hem andımızı savunup, hem andımızı koruyup, hem de Türksüz, Türk milletsiz, Atatürksüz anayasa çalışmaları yapanlar var. Bakın, bunların da ikiyüzlülüğünü, bunların da yalancılığını ortaya koymak ve sergilemek lazım. Hem siz HDP ile PKK ile Türksüz, Türk milletsiz andımız anayasa çalışması yapacaksınız, hem de andımızı savunacaksınız. Yok öyle. O yüzden andımızı savunmanın tek yolu var. Türk milletinin içinde girdiği mücadeleyi savunmak, korumak ve ilerletmektir. Bunu da Türkiye Gençlik Birliği olarak her kademede zaman yapacağımızı söyleriz. Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Varsa eklemek istediğiniz bir konu, onu da dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederiz bizlere bu fırsatı verdiğiniz. Sizlerin aracılığı tekrar söyleyelim. 7 Nisan günü bütün milletimizi Ankara'da bekliyoruz. Ankara'yı bekliyoruz. İllerimizden otobüsler kalkacak, şehirlerimizden araçlar kalkacak ve o zamana kadar, 7 Nisan gününe kadar imza masalarımız devam edecek. Şehir meydanlarında çalışmalarımız sürecek. Onlara da herkesi görev almaya, bizlere yardımcı olmaya davet ediyoruz. Peki, sağ olun. Teşekkürler. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer yayın konuğumuzdu. Şimdi...